Merhaba, sanat ve tasarımla ilgili içeriklerin olduğu kanala tekrar hoş geldiniz. Bu haftanın konusu bir tasarım ofisi için ya da yeni mezunsanız ya da eğer bir sergiye katılıyorsanız basın bülteni nasıl hazırlanır ve bu basın bültenini nasıl kendi avantajınız için kullanabilirsiniz? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle basın bülteni nedir? Basın bülteni bir sergiye katıldığınızda ya da bir dergiyle, basınla ilgili veya dijital bir platformda röportaj yaptığınızda size bu yazıyı hazırlayan, röportajı hazırlayan kişiye bir anlamda rehberlik edecek ve aynı zamanda sizi en doğru, en samimi bir şekilde tanıtacak yazı ve görseller şeklinde özetleyebiliriz. Basın bülteninin içerisinde genelde sizin kısa bir özgeçmişiniz, yaptığınız sergiler ya da yaptığınız önemli projeler ve aynı zamanda da tabii ki bu projelerin görselleri yer alıyor. Ve tabii bir sergiye katılıyorsanız ya da yeni güncel bir işiniz varsa o güncel işin resimlerini, bilgilerini de eklemeyi kesinlikle öneriyorum. Fakat basın bültenlerinde şöyle iki önemli kriter var. Birincisi, eğer henüz lanse edilmemiş ve bir gizlilik sözleşmesi altında bir proje ise onu basın bültenine koymamanız gerekiyor ya da koyacağınız kişiden izin almanız gerekiyor. Bir firmada çalışıyorsanız ve firma bu ürünü henüz çıkarmadıysa bunu nasıl portfolyonuza, web sitenize koymuyorsanız ya da sosyal medya basın bülteninin içerisinde de yer almaması gerekiyor. Ancak eğer o hafta içerisinde, o sergi içerisinde lanse ediliyorsa ve direkt bu lansmanla ilgili ise o zaman basın bülteninin içerisinde o firmanın da ya da İşi birlikte yaptığınız kişinin de onayı olacak şekilde basın bülteni içerisinde bulunabilir. İkincisi de fikri mülkiyet kısmı. Sizin işinizin fotoğrafını çeken bir fotoğrafçı varsa ya da bir video paylaşıyorsanız, bu videonun içerisinde belli bir müzik yer alıyorsa, bunlar belli fikri mülkiyet kanunlarının içerisinde yer alıyor. O yüzden fotoğrafı kullanacağınız zaman fotoğrafı çeken kişiden izin almanız gerekebilir. Yazılı bir şekilde bir anlaşmanız varsa belki bir telif ödemeniz gerekir. Eğer müzik kullanıyorsanız bir video çekiminde o videoyu yapan kişinin herhangi bir sanatsal ya da fikri mülkiyet hakkı varsa yine aynı şekilde bunu o kişiyle önceden teyit etmeniz, konuşmanız gerekiyor. Çünkü basında kullanılan bütün görseller, video ve yazı fikri mülkiyet kanunlarının içerisinde sorunlara neden olabilir ve bu daha sonrasında size bir problem, sıkıntı halinde geri dönebilir. Basın bültenini hazırlamadan önce birkaç hazırlık aşaması var. Onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Tabii ki önce bu bültenin niye hazırlandığı, neden bir basın bültenine ihtiyaç duyduğunuz, dediğim gibi bir sergi için olabilir. Yeni mezunsanız ve işinizin yer aldığı bir sergi, proje varsa onun için hazırlayabilirsiniz. Eğer kendi işinizle çatışıyorsanız kendi firmanızın tanıtımı ile ilgili olabilir. Bir dergi, online bir yazı tasarımla ilgili yayın yapan bir firma size gelmiş ve sizinle röportaj yapmak istiyor olabilir. Ya da genelinde istenildiğinde hazır bulunması için ve biriyle tanıştığınızda sizden bir basın bülteni istediğinde elinizin altında hazır bulunması için de bir basın bülteni hazırlayabilirsiniz. Ben ilk basın bültenimi 2015 yılında Milano Tasarım Haftası'na katılırken hazırlamıştım. Bunun nedeni de Milano sergisine katılırken bazı dergilere basın paketi göndermemiz gerekiyordu. Hem sergimiz için hem kendi projelerim için. Ve aynı zamanda da sergiye gelen insanlar, basından gelen insanlar işlerimin bilgilerini ve nerede bulabileceklerini ve genel içeriklerini merak ettiği için bir basın bülteni istediler ve bu basın bültenini ben Dropbox ya da Google Drive gibi güvenli paylaşım klasörleri, platformları üzerinden hazırlamıştım ve istenildiğinde direkt linki mail üzerinden ya da mesaj üzerinden paylaşıp o kişilerin basın bültenine erişmesini sağlıyordum. Basın bülteninde şu şekilde hazırlayabilirsiniz. Birincisi tabii ki yazı ve içerik. Katıldığınız sergiye dair bir etkinlik içeriği basın bültenin içerisinde yer alabilir. Eğer bir mağaza tutuyorsanız ya da bir sergi alanında yaptığınız serginin belli bir teması, kürasyonu varsa veya yeni çıkaracağınız projenin genel içeriğiyle ilgili bir açıklama yazısı olabilir. İkinci kısımda
Bunu bu arada ekran paylaşımı yaparak da birazdan göstereceğim. İkinci kısımda tabii ki sizin kendinizle ilgili olan bilgi. Siz kimsiniz, neden bu işi yapıyorsunuz, tasarımcı olarak neler yaptınız veya nelerle ilgileniyorsunuz sizi açıklayan, genelde 500 kelimeyi geçmeyen bir basın yazısı hazırlayabilirsiniz. Bu arada basın bültenlerine çok fazla paylaşım ve çok fazla basında mail gidip geldiği için insanların bunu çok uzun okuyacak vakti olmuyor. O yüzden yazıyı kısa ve öz tutmanızı öneriyorum. Genelde 500 ile 300 kelimeyi geçmemenizi öneririm. Daha detaylı bilgi isteyenlere belki ikinci sayfada daha uzun bilgi verebilirsiniz. O yüzden ben genelde bir özet kısmı hazırlıyorum. Daha sonra altında daha uzun halini ekliyorum. Ve tabii ki de yaptığınız projelerin açıklamaları basın bülteninin içerisinde yazılı olarak mutlaka yer almalı. Hangi malzeme, nasıl bir işlevi var, kimin için tasarlandı, nasıl bir tasarım sürecinden geçildi. Bunun gibi bilgileri projeye dair basın bülteninin içerisine ekleyebilirsiniz. Bu basın bültenini açan yazar veya röportajı yapan kişi ya da mülakatı yapan kişi oradan istediği bilgileri seçerek alıp tekrar düzenleyip yazıya hazır hale getirebilir. Görsel kısımlarında ise genelde yüksek çözünürlüklü resimler tercih ediliyor ve yüksek çözünürlüklü resimleri mail atmak yerine böyle bir dosya paylaşımı üzerinden paylaşmak her iki taraf için de daha iyi oluyor. Çünkü insanların mail kutularında ya da bilgisayarlarında o kadar yer yoksa ya da o yeri bu şekilde doldurmak istemiyorlarsa internet üzerinden bu bulut paylaşım klasörleri genelde daha iyi oluyor. Ve yüksek çözünürlüklü resimleri elde etmek için de belki daha önceki videolarda görmüşsünüzdür. Evde fotoğraf çekimi, kendi otoportre çekiminiz ya da bir fotoğrafçıyla fotoğraf çekimi gibi profesyonel bir fotoğraf çekimi yapmanızı öneririm. Evde de çekseniz yine bunu profesyonel bir şekilde doğru ışık, kamera ve açıyla ayarlamanız mümkün. Ürünlerin belki bir genel fotoğrafı, aynı zamanda kullanım içerisindeki fotoğrafı ve belki de detay fotoğrafları birkaç görsel olarak yer alabilirler. Böylelikle de basındaki kişinin seçebilecek alternatifleri de bulunmuş olur. Genelde 20 resmin üzerine geçmemenizi öneririm. Yine dediğim gibi çok fazla resim, çok fazla seçenek de iyi olmuyor. O yüzden az ve öz projeye dair önemli resimleri seçip onları basında paylaşılır hale getirmenizi öneririm. Portre çekimlerinde de sonuçta bu bir röportajsa veya sizin de resminizin içinde bulunacağı bir basın paketi ise kendi fotoğrafınızın da profesyonel çekilmiş, belki böyle beyaz bir arka planla ya da atölyenizin önünde ya da iş yaparken güzel bir şekilde açıyla, ışıkla kadrajlanmış bir fotoğrafınızın olmasını basın paketinin içerisinde öneriyorum. Her zaman fotoğraf çekimi için profesyonel bir fotoğrafçı ya da stüdyo tutmak mümkün olmuyor. Ama fotoğraf konusunda güvendiğiniz arkadaşlarınız, insanlar varsa siz önden kadrajınızı, ışığınızı, nasıl bir şekilde fotoğraflanmasını istediğinizi o kişiye belki bir mood board'la ve belki birkaç çizimle önden anlatıp, örneklerle gösterip o şekilde fotoğraflanmasını da sağlayabilirsiniz. Şimdi ekran kısmına geçiyorum. Ekran paylaşım kısmına. Oradan da size teknik kısmını biraz göstereceğim. Önce ilk olarak bilgisayarımda bir klasör oluşturarak başlıyorum. Ve ismini ben Preskit 2022 olarak koydum. Eğer Türkçe yapıyorsanız Türkçe basın bülteni 2022 olarak da yapabilirsiniz. Ve burada içine koyacağım resimlerin görselleri yer alıyor. Ve genelde bunları yüksek çözünürlükte olan dosyalar olarak seçtim. Burada da göreceğiniz üzere 18 MB, 13 MB gibi bunlar büyük dosyalar. Çünkü basın bülteninde düşük çözünürlüklü resim olması karşıki tarafa zorluk oluşturabilir. Ve büyük resmi küçültmek her zaman daha kolay. Ve bunun içerisinde aynı zamanda bir basın açıklaması da yer alıyor. Bu Türkçe olanı. Eğer yurt dışında bir sergiye katılıyorsanız hem İngilizce hem Türkçe olması iyi olur. Çünkü o zaman Türkiye'deki basınla ve yurt dışındaki basınla da iletişim haline geçmiş olursunuz. Ve ben şimdi yeni bir tane 2022 için bir metin hazırladım İngilizce. Ve burada da etkinliğin ismi, açıklaması ve web sayfası, Instagram, Facebook gibi ihtiyaç olabilecek bilgiler
ve sonrasında da projelerin kısa açıklamaları yer alıyor. Ürünün teknik bilgileri de yer alıyor. Ve daha sonra bunu kaydederken iki şekilde kaydediyorum. Biri bir PDF olarak, çünkü PDF olarak açmak bazen daha kolay olabiliyor belli bilgisayarlarda. Ve en yüksek çözünürlükte olanı kaydediyorum. Bunu yine export diyeceğim. Ve diğeri de bunu bir metin dosyası olarak kaydetmek. O zaman şu an Pages programını ben kullanıyorum ama Word de kullanabilirsiniz. Word her bilgisayarda daha kolay açılabilen bir program olduğu için Word olarak kaydediyorum. Ve dosya ismini de Studio Sahil 2022 Press Kit olarak adlandırıyorum. Çünkü başka kişiye gönderdiğinizde o gün başka 8 tane daha press kit gönderilmiş olabilir ve ayırt etmek açısından daha kolay olacaktır. Bunu şimdi kapatıyorum ve paylaşım dosyası olarak nasıl hazırlayacağımı size göstereceğim. İlk olarak bu benim web sitem. Buradan zaten seçilecek görselleri yüksek çözünürlükte olarak bilgisayarımdan seçtiğimi ve yüklediğimi varsayacağız. Ve Dropbox'un içerisinden create diyorum, folder ve yine Studio Sahil Press Kit 2022 şeklinde adlandırıyorum. Ve buraya bu oluşturduğum metni yükleyeceğim şimdi. Bunu buraya sürüklüyorum. Hem PDF hem de Word dosyası olarak. Ondan sonra da klasör olarak oluşturduğum bu daha önceki görselleri de aynen bu şekilde buraya sürüklüyorum. Dosyanın isimlendirmelerinde de adlandırırken dikkat etmenizi öneririm. Çünkü bazen dosyaları otomatik yükleyebiliyorlar ve bakmadıkları oluyor yoğunluk sırasında. O yüzden dosyaları da isimlendirirken yine aynı şekilde dikkat etmenizi öneririm. Bunları da yine adlandırırken fotoğrafçının ismi, projenin ismi, projenin belki kısa bir açıklaması olarak dosya isimlerini oluşturabilirsiniz. Bunu daha sonra share dediğinizde göndereceğiniz kişinin e-mailini yazabilirsiniz veya create copy link dediğinizde size bir link oluşturacak. O oluşturulan linki de yine paylaşabiliyorsunuz. Ayarlardan bunu kimin erişebileceği, sadece davet ettiğiniz insanlar mı, bir password istiyor mu? Bunun gibi ayarları da yapabilirsiniz. Benim önerim, eğer bu herkese açık bir basın bülteni olacaksa şifre koymamanız. Çünkü her seferinde şifre onayı ya da erişim izni vermek mümkün olmayabilir. Ya da sizin vaktiniz olmayabilir. O yüzden genel erişimi açık hale yapabilirsiniz. Dosya paylaşımı bu şekilde. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde yine sanat ve tasarımla ilgili içerikleri paylaşıyor olacağım. Aşağı yorumlara özellikle ilgilendiğiniz konular varsa lütfen yazın. Onlarla ilgili videolar da hazırlamayı istiyorum ve mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi günler.